Geçtiğimiz haftanın Ulaştırma ve Altyapı gündemiyle karşınızdayız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Gayrettepe, Kağıthane, Eyüp, Göktürk İstanbul Havalimanı metro hattı projesi kapsamında yapılan Kağıthane istasyonunda çalışmaları inceledi. Hattın saatte 120 kilometre gibi rekor bir kent içi raylı sistem hızına ulaşacağına ve günde 600 binin üzerinde yolcuya hizmet vereceğine dikkat çeken Bakan Kara İsmailoğlu, hattın hizmete alınmasıyla İstanbullulara rahat, emniyetli ve hızlı bir kent içi ulaşımı sağlayacaklarını ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, toplam 103,3 kilometre uzunluğundaki 7 yeni hattın inşasına devam ettiklerini açıkladı. Kara İsmailoğlu, Gayrettepe, Kağıthane, Eyüp İstanbul Havalimanı, Halkalı, Başakşehir, Arnavutköy İstanbul Havalimanı, Pendik, Tavşantepe, Sabiha Gökçen Havalimanı, Bakırköy Sahil İdo, Bahçeli Evler, Güngören, Kinazlı, Başakşehir Çam Sakura Hastanesi, Kayaşehir metro hatlarına ek olarak Altunizade Ferah Mahallesi, Çamlıca Bosna Bulvarı metrosuyla Kazlıçeşme Sirkeci kentsel ulaşım ve rekreasyon dönüşüm projesi hatlarının İstanbul'a kazandırılacağını kaydetti. Bakan Kara İsmailoğlu ayrıca hat karakteristiği farklı olan toplam 70 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe, Kağıthane, Eyüp, İstanbul Havalimanı ve Marmaray, Küçükçekmece, Halkalı, Başakşehir, Arnavutköy, İstanbul Havalimanı hızlı metrolarının saatte 120 kilometre ile Türkiye'nin en hızlı metroları olacağını bildirdi. Kara İsmailoğlu, Kağıthane, İstanbul Havalimanı kesimi, Pendik, Tavşantepe, Sabiha Gökçen metrosu ve Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi, Kayaşehir metrosunu 2022 yılı başında, Gayrettepe kesimini 2022'nin Mayıs ayında, Küçükçekmece İstanbul Havalimanı'nı 2022 yılı sonunda açmayı planladıklarını açıkladı. Kara İsmailoğlu, 103,3 kilometrelik hattın tamamının 2023 yılında İstanbul'un hizmetinde olacağını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un da katılımıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türk Hava Yolları Hava Kargo arasında imzalanan işbirliği imza törenine katıldı. Türkiye'nin havadan kurduğu ticari köprüler sayesinde Anadolu'nun dört bir yanında üretilen ürünlerin 32 ülkedeki 46 destinasyona %35 indirimli olarak Türk Hava Yolları tarafından taşınacağını açıklayan Kara İsmailoğlu, TİM ile Turkish Cargo arasındaki ilk işbirliği sayesinde hava yoluyla ihracat payı daha yukarılara taşınırken ihracat seferberliğine de ciddi bir ivme kazandıracaklarını vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, AFAD Başkanlığı Koordinasyon Merkezi'nde sel, yangın afetleri ve dere yataklarının değerlendirme toplantısına katıldı. Afet bölgelerinde alınan hızlı aksiyonlar ve koordineli şekilde yürütülen çalışmalar neticesinde hayatı çok kısa bir süre içinde normale döndürdüklerine dikkat çeken Kara İsmailoğlu, olası afetler için tedbirlerini alıp reflekslerini kuvvetlendirdiklerini ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü 19. Dönem Toplayış Sözleşmesi imza töreninde konuştu. Emeğini memleketin yolları ve yarınları için harcayan 19.541 işçi adına yeni bir döneme imza attıklarını belirten Kara İsmailoğlu, Türkiye'yi küresel lojistik güç yapmak, taşımacılıkta lider konuma ulaştırmak adına tüm ulaşım modlarına uluslararası standartlara ulaştırmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Ankara-Kahramankazan yolunun 4,1 kilometrelik kesimiyle Aydın, Yazıbeyli ve Sarayköprülü kavşaklarının açılış törenine katıldı. Kahramankazan ilçesinin son yıllardaki sanayi yatırımlarıyla gün geçtikçe büyüdüğünü ifade eden Kara İsmailoğlu, projeyle ulaşımın daha hızlı, emniyetli ve konforlu sağlanacağını vurguladı. Tüm projelerde tasarruf sağlayarak çevre dostu bir anlayışla hareket ettiklerine dikkat çeken Bakan Kara İsmailoğlu, Ankara-Kahramankazan yoluyla bir yılda zamandan 200 milyon TL, akaryakıttan 27 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 227 milyon TL tasarruf edileceğini, karbon emisyonunun da 10.754 ton azalacağını kaydetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Türk-Macar Kara Ulaştırması Karma Komisyon toplantısında 2021 yılı için Türk taşımacılarına 1000 ikili ve 5000 transit geçiş belgesi verilmesi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Ayrıca 2022 yılı transit geçiş belgesinin 130 bine yükseltildiğini ve talep halinde sınırsız sayıda transit belge verilmesinin protokolle hüküm altına alındığını ifade eden Kara İsmailoğlu, iki ülke arasında sürdürülebilir taşımacılık sisteminin sağlanmasına yönelik önemli bir adım atıldığını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Kahramanmaraş'taki toplu açılış törenine katıldı. Birbirinden farklı alanlardaki 105 projeyi hizmete sunduklarını belirten Kara İsmailoğlu, insan odaklı ve çevre dostu projelerle geleceğin Türkiye'sini inşa etmeye, nesillere miras kalacak eserler bırakmaya devam edeceklerini kaydetti. Önümüzdeki haftanın gündeminde yeniden birlikte olmak üzere, kendinize iyi bakın ve unutmayın, hayat ulaşınca başlar.